kutlamalarda bulunuyor, izliyoruz. Oradaki hendeklerle, duvarlarla, efendim, tel örgülerle, oradaki elektronik cihazlarla, gözetleme cihazlarıyla, dinleme cihazlarıyla, kulelerle, zırhlı araçlarla Mehmetçik gece gündüz demeden gerçekten 7 gün 24 saat süreyle hulutlarımızın güvenli olması için teröristlerin, kaçakçıların ve bir şekilde oradaki mültecilerin gelmesini, kontrolsüz girişini engellemek bakımından gerçekten aldığı tedbirlerle çok büyük başarılar sağladılar ve dolayısıyla bu konuda ne kadar övünsek azdır. Herhangi bir şekilde hudutlarımızla alakalı gerçekleri yansıtmayan, gerçeklerden bahsetmeyen maalesef bazıları içimizden dışımızdan oradaki Mehmetçiğin hakkına hukukuna tecavüz etmektedirler. Biz de diyoruz ki yani burada gerçekler neyse 9 ülke geldi arkadaşlar. Geldi orada heyetler geldiler. Dost ve müttefik ülkelerden. Ve gördüler, baktılar, ettiler ve büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Basın mensuplarını götürdük. Bazı muhalefet basınına gelenler de gözlerimize inanamıyoruz. Bunu başkası söylese inanmazlık derler. Aynı şekilde, benzer şekilde Ahmet Aydın Bey'in Milli Savunma Komisyonu Başkanımızın liderliğinde, önderliğinde, onun koordinasyonunda milletvekili arkadaşlarımız, muhalefet dahil geldiler, hudutları gördüler. Onlar da büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Onu tam olarak ifade etmediler ama sonrasında mecliste veyahut da basın önünde, fakat orada birebir yapılan konuşmalarda son derece memnun olduklarını, tatmin olduklarını dile getirdiler. Bu konuda gerçekten Mehmetçiğin saygısı, emeğine saygı gösterilmesini bekliyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Mehmetçik gerçekten orada büyük ve örnek düzeyde çalışma sürdürüyor. Bir tarafta -39 derece, bir tarafta +44 derece güneye gittikçe. Dolayısıyla bu 83 derecelik alanda ve 9 metreye varan kar kalınlığında Mehmetçik gerçekten büyük bir kahramanlıkla, fedakarlıkla kendisine verilen görevi arazinin zorluğuna, hava şartlarının zorluğuna bakmaksızın büyük bir başarı yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Tabii buna benzer şekilde bununla bağlantılı olarak terörle mücadelemiz de yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada terörle mücadele derken ilk başından söylememiz gereken husus şu. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım. Bu terörle mücadele biliyorsunuz bir 2013-2015 arasında bir çözüm süreci sürdürüldü ve bu çözüm sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir şekilde âli cenap davranmak suretiyle herkesin adalete teslim olmasını önerdi, teklif etti. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat verdi. Fakat bu husus bildiğiniz gibi teröristler tarafından istismar edildi. Bunun üzerine 24 Temmuz 2015'ten itibaren büyük çaplı operasyonlarımız başladı. Bu dağlar, tepeler her taraf temizlendi. Çukur operasyonlarına yeltendiler. Dağlarda Mehmetçik'le baş edemeyenler. Bunların da cevabı verildi. Ve mücadele şimdi Irak'ın kuzeyinde yurt için temizlendikten sonra, bunlar dışarı atıldıktan sonra bunların peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Bunun da herkesin anlaşılmasını istiyorum. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsak efendim yarın bir gün bunlar tekrar derlenip toparlanıp ülkemizin başına bela olabilirler. Biz bunları kaynağında yok etmek amacıyla, stratejisiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biz diyoruz ki başta Irak ve Suriye olmak üzere bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Burada herhangi bir sorun olmasın. Onların egemenlik haklarına saygılıyız. Fakat diğer taraftan da komşularımızın bizi ve diğer ülkelerimizi anlamasını bekliyoruz. Burada onların gelip bu teröristleri burada yok etme imkan ve kabiliyetleri yok. Şu anda müsait değiliz. Gerekli gücümüz yok diyorlar. Suriye'de, Irak'ta. Bunun üzerine biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Ve diyoruz ki en son terörist etsaha getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Ve tek gayemiz de teröristleri etsaha getirmek ve bunu yaparken de dediğimiz gibi bizim hudutlarımızın güvenliği, halkımızın güvenliği, vatandaşımızın güvenliği. Arkadaşlar hatırlayın daha bundan 3-5 zaman önce camiler bombalandı kiliste. Efendim Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. Efendim diğer oda Ceylanpınar'da, Nusaybin'de, efendim birçok yerde efendim vatandaşımız hayatını kaybetti. İnsanlar evine, barkına, tarlasına gidip gelemez oldular. Dolayısıyla biz bu konuda son derece azimliyiz, azimliyiz ve ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla bu terörü bitirmekte 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, musallat olan bu terör belasından halkımızı, milletimizi, vatandaşımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Girilemez denilen yerlere Mehmetçik girdi, çıkılamaz denilen yerlere çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Onların sözde inlerini, karargahlarını, korunaklarını, sığınaklarını, barınaklarını Mehmetçik yıktı, yıkmaya devam ediyor. Ve yıkacağız inşallah. Ve en son teröristi esir getirinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek arkadaşlar. Tabii bu Irak'ın kuzeyinde bu çalışmalar yapılırken diğer taraftan da 2011'den itibaren Suriye'deki gelişen askeri ve siyasi durumlar çerçevesinde bir kısım teröristler PKK'dan hiçbir farkı olmayan PKK'lılar, YPG'liler burada yuvalandılar. Ve burada kendilerince bir takım planlar, programlar yaptılar ve bu terör koridoru oraya tesis etmeye çalıştılar. Biz buna başından itibaren buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve çok şükür
teröristler oradaki kazıklara, çukurlara gömüldüler. Fakat biz şunun altını özellikle çiziyoruz. Bizim oradaki mücadelemizi çarpıtanlar var. Bilinçli bir şekilde çarpıtanlar var. Gerçekleri söylemeyenler var. Bizim oradaki mücadelemiz sadece ve sadece teröristlere karşı. İster Irak'ın kuzeyinde olsun, ister Suriye'nin kuzeyinde olsun. Bunlar PKK'dır. Bunlar hiçbir farkı olmayan YPG'dir. DH'tir. Ve onun türevleri. Ne varsa bizim teröristler, oradaki insanlarla, oradaki masum insanlarla hiçbir şekilde bizim sorunumuz olmadığını, hiç kimsenin etnik, mezhepsel, dini kimliğiyle alakalı olmadığımızı, bunlara karşı herhangi bizim bir tavrımızın olmadığını, bir mücadele söz konusu olmadığını, tek hedefimizin teröristler olduğunu tekrar tekrar ifade etmemize rağmen maalesef bazı odaklar bunu çarpıtmak suretiyle başka yönlere çekmektedirler. Biz her zaman söylüyoruz, her yerde söylüyoruz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bizim bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Biz bu ülkemizi, milletimizi savunurken, cumhuriyeti kurarken hep beraber olduk. Çanakkale'de, milli mücadelede, her yerde. Bunun da en açık göstergesi bizim şehitliklerimiz. Şehitliklerimizde hepinizin gördüğü, bildiği gibi oradaki Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu vatanı, bu milleti kuranlar efendim aynı şekilde orada kahramanlarımız yatmaktadır. Dolayısıyla biz diyoruz ki 85 milyon tek yumruk, tek yürek, birlik ve beraberlik içinde bu mücadeleyi devam ettireceğiz ve ülkemizin bekasını ve refahını inşallah hep beraber sağlayıp burada güven içinde yaşayacağız. Bütün yaptığımız bu operasyonlara geldiğimizde değerli arkadaşlarım, bizim yaptığımız operasyonlar gerçekten Birleşmiş Milletler Çartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa kapsamında yapılmakta. Uluslararası hukuk bakımından hiçbir sorunumuz yok bizim. Ve biz zaten esasen bu mücadeleyi yaparken, terörle mücadeleyi sürdürürken hiçbir ordunun göstermediği kadar dikkatli ve hassas durumdayız. Hassasiyet gösteriyoruz. Ne için? Masum insanlara zarar vermemek için. Bölgedeki tarihi, sanatsal yapılara, kültürel yapılara herhangi bir zarar ziyan vermemek için. Çevreye zarar vermemek için. Elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Bunu da herkes bilenler biliyor. Fakat bazı insanlar görmek ve duymak istemiyor bizim bu hassasiyetimizi. Bu konuda gerçekten bizim alnımız aç, bütün faaliyetlerimiz de şeffaf. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Burada tabii diğer taraftan da bu oradaki faaliyetlerin hayatı için Suriye'nin kuzeyinde gerçekten bütün bakanlıklarımızla beraber elimizden gelen gayret neyse bunların hepsini yaptık, yapmaya sürdürüyoruz. Biz de diyoruz ki bunları destekleyenler var, teröristleri destekleyenler var, bunun arkasında olanlar var, bunlar malzeme getirenler var, bunlara yardım edenler var. İster alanda sahada olsun, ister saha dışında olsun. Diyoruz ki bunların arkasında kim olursa olsun. Bunların arkasında kim olursa olsun, bunları kim desteklese desteklesin, ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu en son terörist esir getirmek suretiyle asil milletimiz bu beladan kurtulmakta azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna da muktediriz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye kolonu bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Sayın Fidan'la beraber katıldık. Diğer tarafta, karşı tarafta da yine Rusya'nın ve Suriye'nin savunma bakanları ve istihbarat başkanları vardı. Onlarla beraber konuştuk, görüştük. Orada çok açık ve net Sayın Cumhurbaşkanımızın müteahhit defalar söylediği, verdiği direktifler doğrultusunda, yaptığı açıklamalar doğrultusunda kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk ve bizim terörle mücadele konusunda hiçbir şekilde taviz vermediğimizi, veremeyeceğimizi ve bu terörle mücadele konusundan başka bir amacımız olmadığı açık ve net bir şekilde koyduk ortaya. Diğer taraftan da ülkemizde hepinizin bildiği gibi 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Ve tabii bizim artık buradaki yapımız itibariyle, şartlar itibariyle ilave buraya mülteci alamayacağımızı, misafir kabul edemeyeceğimizi, dolayısıyla yeni bir göç dalgasının gerçekten bizim için mümkün olmadığını, kabul edilebilir olmadığını, bu nedenle de bizim oradaki faaliyetlerimizle oradaki herkesin, Suriyeli kardeşlerimizin Suriye topraklarında kalmalarına gayret gösterdiğimizi, bunun dışında bizim başka bir amacımız olmadığını, bu 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Bu kararın bütüncül bir şekilde, kapsamlı bir şekilde uygulanmasıyla herkesin daha güvende olacağını da orada dile getirdik. Diğer taraftan da bizim şu anda Suriye'de ve Türkiye'de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunlara karşı, bunların aleyhine olacak, bunları zora sokacak, bunları rahatsız edecek, bunların hakları, hukuklarını çiğneyecek, herhangi bir karara, herhangi bir görüşmeye de evet demeyeceğimizi, böyle bir şey söz konusu olmadığının herkes tarafından bilinmesini, herkesin ona göre hareket etmesini ve herhangi bir şekilde Suriyeli kardeşlerimizin provokasyona uymamalarını, provokasyona gelmemelerini, düşmemelerini, oyunlara düşmemelerini, bunu bilmelerini de tekrar tekrar ifade ettik, ifade etmeye devam ediyoruz.
Burada tabii biz elimizden geldiğince barıştan yana olduğumuzu, Suriye'nin kuzeyindeki çalışmaları da bu şekilde yürüttüğümüzü, tek derdimizin terörle mücadele olduğunu kendilerine söylüyoruz ve barışçıl yol ve yöntemlerle bu sorunun çözülmesini arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Fakat diğer taraftan da ülkemize, milletimize, sınırlarımıza karşı yapılan tecavüzlere karşı, tacizlere karşı, saldırılara karşı da hiçbir zaman susmayacağımızı, yeri ve zamanı geldiğinde, uygun zamanda, uygun yerde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapacağımızdan kimse şüphesi olmasın. Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere bizi müsamaha etmeyeceğimizi, bizim için esas olanın, öncelik olanın ülkemizin ve milletimizin rahatı, huzuru, güveni ve savunması olduğunu da herkesin bilmesini ve anlamasını da istediğimizde her zaman söyledik, söylüyoruz. Burada şimdi bizim kimlerin destek verdiği, kimlerin bunlarla beraber olduğu, kimlerin bunları teşvik ettiği, kimlerin provoke ettikleri bile onlar bir tarafa, biz hiç onlara bakmıyoruz. Bizim yapacağımız şey şu, ölürsem, şehit kalırsam gazi anlayışıyla biz hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumakta, kollamakta kararlıyız. Ve en son terörist etsa getirinceye kadar da bu mücadele devam edecek. Bunu da herkes bilsin diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece kendi ülkemizle alakalı, ülkemizin savunması güvenle alakalı değil. Aynı zamanda bölge içinde büyük bir gayret sarf etme. Hepinizin bildiği gibi biraz önce bahsettim. Dün de yine bu Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bir an önce bitmesi, ateşkesin sağlanması ve bölgeye huzurun gelmesi, istikrarın gelmesi için gayretlerini sürdürüyor. Ve bu manada yapılan çalışmalardan biri de hepinizin bildiği gibi tahıl anlaşması oldu. Arkadaşlar orada milyonlarca ton tahıl dururken diğer taraftan da özellikle Afrika'da bir sürü insan aç açık bekler haldeydi. Ve burada Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede bizim diğer savunma bakanlarıyla beraber yaptığımız çalışmalar sonucundan çok şükür bildiğiniz gibi işte 23 Temmuz'da imzalanan anlaşma çerçevesinde şu ana kadar 17 milyon tona yakın tahıl, 17 milyon tona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine sevk edildi. Karadeniz üzerinden bu Türkiye'nin yaptığı koordinasyonla Türkiye yaptığı devlet. Ve inşallah bundan sonra bu devam edecek. Bizim bu arada diğer taraftan yine ülkemizde Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu esir değişimi dahil, diğer konuşmalar, görüşmeler dahil, yani bölgeye barışın, istikrarın gelmesi için yapılması gereken ne varsa Türkiye gerçekten yaptı, yapıyor. Bunu dünyanın görmesi lazım, dünyanın duyması lazım. Türkiye'nin ne yaptığı konusunda bazı ön yargılı kişiler bir şekilde Türkiye'yi suçlamak için sudan bahanelerle ortaya bir takım iddialar atıyorlar. Bunlar gerçekten çok acı, çok yanlış. Çok yanlış. Yani bu kadar çalışma yapan, bu kadar iş yapan, bölge barışına bu kadar katkı sağlayan bir ülkeyi bu tür gerçeklere dayanmayan suçlamalarla ortaya atılması gerçekten çok acı, çok üzüntü verici. Biz yine de ısrarla ve inatla yapılanları anlatmak suretiyle, sizler aracıyla, basın aracılığıyla, yurt içinde, yurt dışında Türkiye'nin bu konudaki önemini ve yaptıklarını uygulamaya gayret gösteriyoruz. Önemli konulardan biri de bildiğiniz gibi şu anda Karadeniz sakin, Karadeniz istikrarı devam ediyor. Etrafında istikrar devam ediyor. O sahiller ülkelerde. Bunun da en önemli etkenlerinden biri bizlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifle yaptığımız bu Montreux'un açık ve seçik uygulanması. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren savaş hali olduğunu varsayım kabul ederek, kabul etmek suretiyle boğazların kapatılması ve içeri giriş ve çıkışların durdurulmasıyla şu anda Karadeniz'in herhangi bir şekilde stratejik bir rekabet alanına dönüşmesi önlendi. Dolayısıyla Karadeniz'in sahiller ülkeler ve Karadeniz şu anda sükuneti muhafaza ediyorsa bunda Türkiye esastır. Türkiye'nin yaptığı politika uygulamalar esastır. Bunun herkes tarafından bilinmesini, görülmesini istiyoruz. Biz tabii bana da Cumhurbaşkanımız işte yaptığı konuşma görüşmelerle bir an önce ateşkesin görüşmelerin başlaması, ateşkesin sağlanmasını, ateşkesin sağlanmasını müteakip de barış görüşmelerinin yapılmasını ve bir an önce bölgeye barışın, huzurun gelmesi. Bu konuda herkesten çok Cumhurbaşkanımızın gayretlerini hepiniz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Arkadaşlar tabii bizim burada sizlerle paylaşmak istediğimiz diğer bir konu da hepinizin yakından ilgilendiği gibi bizim bir komşumuz var, Yunanistan. Bizim Yunanistan'da bazı problemlerimiz var, bazı sorunlarımız var, ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların bir an önce çözülmesi için, bunların çözülmesi için, bu gerginliğin giderilmesi için benim barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla, uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelerin başlaması için gerçekten Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlıklarımız, Dışişleri Bakanlığımız, Savunma Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız azimle, kararlılıkla bu çalışmaları destekliyoruz. Görüşmeleri destekliyoruz, buluşmaları destekliyoruz. Bir tarafta istişare görüşmeleri, bir tarafta güven ve güven artırıcı önleme çerçevesinde görüşmeler, diğer tarafta deconfliction dediğimiz ayrıştırma görüşmeleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri'yle başlattığı bir görüşme yöntemi. Fakat maalesef bunların hiçbirine
komşumuz Yunanistan'dan olumlu bir cevap almadık, alamıyoruz. 2 yıldan beri bekliyoruz. Bizim savunma bakanlıkları arasında görüşmeler vardı. Bunlardan 2'sini Atina'da yaptık, 1'ini Türkiye'de yaptık. Bu 4.'sü için Türkiye'ye gelmeleri lazım. Gelmeleri için biz bekliyoruz. Ve maalesef bu konuda bizim beklememize rağmen, davetlerimize rağmen gelmediler. Gelmedikleri gibi bizi de maalesef yeni Osmanlıcılıkla, yayılmacılıkla, revizyonizmle, kendilerine göre bir takım böyle kelimelerle, kavramlarla suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Yani bunların gerçekten hiçbir anlamı yok, hiçbir manası yok, hiçbir efendim temeli yok. Yeni Osmanlıcılık biz ne yaptık? Yani Türkiye ne yaptı? 1924 1923 Lozan Anlaşması, Lozan'dan sonra Paris Konferansı 1947, o zamandan beri bütün statüko devam ediyor. Bu statükoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Bizim ağzımızın dibine, burnumuzun dibine gelip gece gündüz efendim bok eden Yunanistan. Daha dün balıkçılarımızı rahatsız eden Yunanistan. Adet ettiler. Yani burada gerçekten yani yavuz hırsız ev sahibinin bastırır kabilinden her şeyi yapıyor, ediyorlar. Gerginliği artırıyorlar. Ve bunu da iç politik sebeplerle yapıyorlar. Onu da biliyoruz. İç politik sebeplerle başka argümanlar olmadığı için Yunan halkının da aleyhine olacak şekilde onların refahına aleyhine olacak şekilde maalesef efendim bu tür girişimlerde bulunmaya devam ediyorlar. Fakat biz de bunlara gerekli cevabı hem sahada hem masada verdik vermeye devam ediyoruz. Biz herhangi bir şekilde provokasyonda bulunmuyoruz. Efendim saldırıda bulunmuyoruz. Tacizde, tecavüzde bulunmuyoruz. Ama bize yapılan hiçbir tacize, hiçbir tecavüzde karşılıksız bırakmayacağımızı binlerce defa söyledik. Bu konuda azimliyiz ve kararlıyız. Bütün birliklerimiz bu konuda talimatlı. Taciz yapmayacağız, tecavüz yapmayacağız, saldırı yapmayacağız. Ve fakat bize yapılan bir şey olursa da bunu hiçbir şekilde karşılıksız bırakmayacağız. Ve bize yeni Osmanlıcılıkla suçlayanlara diyoruz ki, ya sizin megalidağınız ne oldu? Megalidağ ne oldu? Bunlar yıllarca hala megalidağ peşinde koşuyorlar. Onu gölgelemek için, onu perdelemek için, onu sistemek için bir takım böyle anlamsız, hiçbir temeli olmayan kavramlarla Türkiye'yi suçlayarak bir yere varabileceklerini zannediyorlar. Diyoruz ki güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın. Biz gerçekten samimi olarak dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu dostluk elini tutmakta gecikmeyin, tereddüt etmeyin şeklinde kendilerine zaman zaman ikaz ettik, ikaz etmeye devam ediyoruz. Biz tabii bütün bunların sonunda bu iç potreplerle hem siyasiler var, belli siyasiler var. Bir de bazı askerler de bu şeye katıldılar, kervana katıldılar. Onlar da kendilerince politika yapıyorlar. Türkiye'ye karşı olmakla kendilerine bir yer edinmeye çalışıyorlar. Böyle bir gayretler var. Bu gözden kaçmıyor. Bunu herkes görüyor. Ve biz diyoruz ki bir an önce bu uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarınızdan vazgeçin. Bundan vazgeçin. Bununla bir yere varamazsınız. Ve bunu açık ve seçik her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve biz problemleri diyalog yoluyla, konuşmayla, görüşmeyle, barışçıl yol ve yöntemlerle çözmeyi arz ediyoruz. Bütün yaptıklarımıza rağmen biz hala diyalog diyebiliyoruz, diyoruz. Dolayısıyla aracısız efendim herhangi bir şekilde indirekt olmayan direkt gelin konuşalım, görüşelim, tartışalım diyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, haklıyız. Bütün görüşmelere evet diyoruz. Fakat bu konuda maalesef karşı tarafta bir sıkıntı görüyoruz. Efendim böyle başkalarını arkanıza alarak efendim bir macerayı sakın heveslenmeyin. Tevessül etmeyin. Çünkü tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum. Sonuçları malum. Ve son olarak da diyoruz ki Türkiye hiçbir şekilde hiç kimseye karşı tehdit değildir. Türkiye gerçekten güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Yani bunu bu şekilde değerlendirin, bundan istifade edin diye de kendilerine hatırlatıyoruz. Biz bu garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'taki varlığımız devam ediyor. Biz orada bulunmaya devam edeceğiz. Biz bu anlaşmalar çerçevesinde oradayız. Uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde oradayız. Kardeşimizin hakkını, hukukunu bugüne kadar çiğnetmedik. Bundan sonra çiğnetmeyiz. Orada Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyeti kuruldu. Artık bundan sonra devletin kurulup kurulmaması meselesi değil. Bütün mesele artık bunun tanınması oldu. Bu yönde devletimizin kararı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararı budur. Bu istikamette oradaki çalışmalar da sürüyor. Biz diyoruz ki biz barışçıyız. Biz diyalogtan yanayız. Biz uluslararası hukuktan yanayız. İyi komşuluktan yanayız. Ey Yunanistan. Bunda hiç sorun yok. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmeyiz.